Yollarla Risale sitemizin değerli takipçileri, Doktor Ahmet Çolak hocamızla Sorularla Sözler programının 3. dal, 24. söz 3. dal için soru ve cevap çekimine bugün de devam ediyoruz. 3. asılda kalmıştık hocam. Evet. 3. asıl zamanı sahabede Beni İsrail ve Nasara ulemalarından çoğu İslamiyet'e girdiler. Eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman oldu. Hmm. Bazı hılaf-ı vaki malumat sabıkaları İslamiyet'in malı olarak tevehhüm edildi. Şimdi sual şöyle. Beni İsrail'den ve Yahudilerden İslamiyet'e girenler olmuş. Onların girmeleriyle onların eski yanlış düşünceleri, eski malumatları da Müslüman olmuş dolayısıyla. Evet. Ve onlar da İslam'ın malı olarak telakki edilmiş. Yanlış bir anlaşılma aslında bu. Evet. Bunu nasıl anlamalıyız? Hadislerin güzelce anlaşılmasını engelleyen sebeplerden birisi bu. Yani evet. Bir insan hadisi niye inkar eder? Veya hadise zayıf veya mevzudur niye der? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi diye bilinir. Ama hakikatta Peygamberimizin sözü değildir. Peki kimin sözüdür? Yahudi ve Hristiyan alimleri gibi daha önce Müslüman olmadığı halde kendi Hristiyanlık ve Yahudiliğinde büyük bir alim ve eski kitapların tamamını biliyor ve Müslüman olmuş. Tabi bir insan Müslüman olunca elbise çıkarır, elbise değiştirir gibi din çıkarıp yeni dine giremiyor. Eski bilgilerle beraber Müslüman oluyor. Bugün bir fizikçi Müslüman olunca elbette fiziki bilgileriyle Müslüman oluyor. Dolayısıyla o günün Yahudi ve Hristiyan alimleri de Yahudilik ve Hristiyanlık bilgileriyle beraber Müslüman oldular. Hmm. Bunlar sahabedir veya tabiindir. Onların aktardığı bilgiler ama eski malumatlarından aktardığı bilgiler İslam'ın malı zannedildiğinden o da tabii gerçeğe aykırıysa bu sefer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa sözü yanlış gibi algılanmış. Eğer bu bilinirse zaten bu İslam'ın malı değildir ki İslam'a veya Peygamberimize bir şüphe getirsin. Peki bunların tamamı mı acaba İslam'a aykırı? Bu önemli. Buna biz İsrailiyat diyoruz. Evet. Aslında İsrail oğullarına ait değil. Yani sadece Yahudiler ait bilgiler değil. Hristiyanlara ait bilgiler de var. Ama tarihte İsrailiyat ve İsrail oğulları daha meşhur olduğundan Hristiyanlar onlara göre daha azınlıkta olduğunu İslam tarihi itibariyle düşündüğümüzde ta Hazreti Musa Aleyhisselam'a kadar yüzlerce, binlerce peygamber gelmiş İsrail oğullarından. Dolayısıyla bu çoğunluktan dolayı hepsine bilen İsrailiyat denilmiş. Mesela Vehb bin Münebbi, Kâb bin Akbar gibi bazı Yahudi alimleri Tevrat, İncil, Zebur veya başka alimlerin, Yahudi alimlerin yazdığı kitapları okudukları için o bilgileri ayetlerin açıklamasında, hadislerin açıklamasında ve özellikle kıyamet alametleri ilgili bazı konu açıklamasında kullanmışlar. Hı. Ama bu kullandıkları şeyler eğer yanlışsa sanki İslamiyet'in içinde yanlış varmış gibi algılanmış. Fakat bu İsrailiyat ayrılırsa o zaman İslamiyet'e bulaşacak kirlerden de arındırılmış olur. Bu önemli. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlamda bir tavsiyesi var mı? Hı. Evet, bununla ilgili Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifi okuyayım. Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet olsun halka ulaştırınız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın emri. İsrail oğullarından da ibretli kıssalar verebilirsiniz. Yani şerh ederken. Tabii ayetleri ve hadisleri şerh ederken İsrail oğullarının Tevrat, İncil, Zebur yahut da eski milletlere ait olan güzel kıssaları da insanlara anlatabilirsiniz diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bunun bilinmesinde fayda var. Niye anlattılar peki bunlar diye birisi itiraz edebilir. Değil mi? Doğru. Peygamberimizin tavsiyesi. Bunda bir sakınca yoktur. Her kim benim söylemediğim bir şeyi beni söyledi diye bile bile bana yalan isnat ederse o da cehennemdeki yerini yerleşmeye hazırlansın diye Peygamberimiz bir tehditte bulunmuş. Demek ki peygamberler Hazreti Adem'den Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e kadar birbirlerinin izleyicisidirler.
Hepsi vahyi Allah'tan alır. Hepsinin temel esaslardaki prensipleri, kuralları birdir. Dolayısıyla birbirine aykırı dini usullerde veya Allah'ın emirlerine aykırı bir şeyin bulunması söz konusu olamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunları tavsiye etmiş. Fazla uzatmamak için özetle geçiyorum. Fakat İsrailiyat üçe ayırmışlar İslam alimleri. Bir, İslam'a uygun olan İsrailiyat bilgileri. Evet. İki, İslam'a uygun olmayan İsrailiyat bilgileri. Hakkında hüküm bulunmayan, doğrulanması ya da yalanlanması için elde herhangi bir kıstas ve ölçü bulunmayan İsrailiyat. Öyleyse Tevrat ve İncil'de, Zebur'da olup da veya onlarda olmadığı halde İsrailiyat alimlerinin, Yahudi ve Hristiyan alimlerinin eski bilgileri aktardığı bilgiler eğer İslamiyet'in ruhuna uygunsa alınır. İslam'ın ruhuna aykırıysa reddedilir. Evet. Peki ne uygundur ne reddir? Yani bir şey diyemiyoruz. Orada da sessiz kalınır. Ne reddederiz? Çünkü hakikat olabilir. Evet. Ne kabul ederiz? Yanlış olabilir. İslam'ın ruhuna uyup uymadığı konusunda tereddütte kaldığımız şerde de sessiz kalırız. Özetle söylemek gerekirse Yahudi ve Hristiyan alimlerinin ayet ve hadisleri açıklamak için Peygamberimizin tavsiyesini uygulayarak yaptıkları eski kitaplardan aktarımlar eğer İslam'ın ruhuna uygunsa alınır, İslam'ın ruhuna uygun değilse reddedilir. O yanlış olanlar bahane edilerek Peygamberimizin hadislerine itiraz edilemez. Çünkü onlar hadis değildir. Bunun güzelce anlaşılması gerekir. Allah razı olsun. Dördüncü asıl, ehadisi şerife ravilerinin bazı kavilleri veyahut istinbat ettikleri manaları metni hadisten, hadisin metninden telakki ediliyordu. Halbuki insan hatadan hali olmadığı için hılaf-ı vaki bazı istinbatları veya kavilleri hadis zannedilerek zaafına, zayıf olduğuna hükmedilmiş. Dördüncü asılda nazara verilen ravilerin istinbatları ve nakilleri hadisin aslı olarak telakki edilmesi. Evet. Bu nasıl oluyor? Yani hadisler o nakiller, istinbatlar hadisin kendisinden nasıl zannediliyor? Evet. Bu hadis ilminde özür dilerim bir de örnek verirseniz mesela daha da iyi hadis anlaşılır. İlminde, hadis ıstılahında buna müdreç denir. Müdreç hadis. Müdreç. Yani ne demek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesinin veya anlattığı bir şeyin veya yaşam tarzı gibi konunun sahabe tarafından aktarılırken ya sahabe tarafından ya tabi'in tarafından ya da etbeyün tabi'in tarafından. Elli öyle ya. Bir hadis-i şerifi aktarıyor. Alim bir zat bu. Peygamberimizin sözünü aktarırken veya davranışını aktarırken araya anladığı bir şeyi de koyuyor sahabe. Kendi bir açıklamada bulunuyor. Ondan sonra gelenlerin bazıları o açıklamayı da Peygamberimizin sözü zannetmişler. Ama o sahabenin veya tabiinin ve etbeyü tabiinin yani hadisi rivayet eden zatlardan birisinin açıklaması eğer gerçeğe aykırıysa, yanlış bir manaysa o zaman sanki hadis hatalıymış gibi algı oluşmuş. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu farkın fark edilmesini istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini aktaran raviler zaman zaman kendi bilgilerini, kendi açıklamalarını hadisin yanına ya yazmışlar ya konuşurken aktarmışlar. Yani buna İslam alimleri net bir şekilde bunu açıklamışlar, ayırmışlar. Buna sahabe efendilerimizden bir tane örnek vereyim. Buyurun. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet daha gelmeden önce, peygamber olmadan önce Hira mağarasına gider. Orada günlerce ibadet ederdi. İşte orada günlerce ibadet etmesini anlatan kelimeyi sahabe efendilerimiz, annelerimiz anlatmış. Sonra gelen ravilerden bazıları onu açıklamak için yanına bir cümle koymuş. Bu şu demektir diye. Ha, bu ne demektir? Bu aslında sahabeye ait olan bir söz değil. Yani peygamberimizin hayatından bir kesit değil. O kesiti açıklamak için bir cümle. Bir örnek vereyim. Mesela peygamberimiz buyurmuş ki, net bir şey cümlesi olsun. Dünya öküz ve balık üzerindedir. Bu söz peygamberimize ait olan bir sözdür bu. Şimdi ravi bunu açıklayacak. Neye göre açıklıyor? Mesela eski kitaplarda dünyanın yuvarlak olduğu, dünyanın düz olduğu,
Onun altında bir öküzün olduğu, öküzün de bir balığın üzerinde bulunduğu, balığın da büyük bir denizin içinde olduğu tasavvur edilmiş. Ama hadiste bunlar yok. Hadiste sadece dünya öküz ve balık üzerindedir. Şimdi siz bu hadis-i şerifi diğerlerini de aktararak eğer anlatırsanız, bunu duyanlar ne diyecek? Kardeşim dünya yuvarlak, düz değil. Evet. Altında ne öküz var, ne balık var, ne deniz var diyecek. Haklı mı? Haklı. Hata nereden kaynaklanıyor? Hadise ait olmayan açıklamalar hadisten zannedildiği için. Hadis evet. Sadece dünya öküz ve balık üzerinde bir kısmı aittir. Diğer kısımlar hadise, bunu ayetlerde de var. Bunu bilinmesinde fayda var. Onun için inşallah fazla örnek israf olmaz. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki anne rahmindekinin ne olacağını Allah bilir. Ayet bu. Ama bir müfessir 500 sene önce, 600 sene önce anne rahmindeki çocuğun erkek mi dişi mi olacağını sadece Allah bilir diye tefsir etmiş. Evet. Siz bugün bu ayeti insanlar aktarırken Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki çocuğun anne rahmindeki cinsiyetini sadece Allah bilir, kimse bilemez diye aktarırsanız ayete itiraz gelir. Tabii ne diyecek? Halbuki ayet öyle demiyor Allah. Bu ayete ait bir metin değil. Bu ayeti açıklamaya çalışan bir müfessirin o günkü anladığıdır. Siz bunu ayetin metni diye aktarırsanız büyük bir cinayet işlemiş olursunuz. İşte aynı durum hadislerde de geçerlidir. Bunların ayrılması lazım ki hadise bir itiraz gelmez. Bu en çok kıyamet alametlerle ilgili olaylarda olmuş. Ahir zaman bu kuatili olaylarda olmuş. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hadis-i şeriflerden alimler o hadisleri naklederken veya raviler o hadisleri naklederlerken kendilerince şerh etmişler. Evet. Mesela Merkezi Hükümeti İslamiye için Halef ve Şam demişler. Ha, çok güzel. Allah razı olsun. Şimdi bu durumda evet. Aynı şey geçerli mi? Tabii. Peki hadis-i şerifte diyelim ki Mehdi aleyhisselam Şam'da gelecek. Halep'te gelecek. İsa aleyhisselam Şam'a inecek diye niye hadislerde geçiyor? Hayır efendim. Hadislerde Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Mehdi aleyhisselamdan, İsa aleyhisselamdan bahsetmiş ama dememiş Şam'da Halep'te gelecek diye. O hadisleri rivayet eden alimler o gün İslam'ın merkezi, başkenti, hükümetin kurulduğu yer tabiri caizse İslam'ın merkezi Halep ve Şam olduğu için kendi içtihatlarıyla, anlayışlarıyla olsa olsa İsa aleyhisselam da Şam'a iner diye söylemişler. Veya misal Deccal çıksa burada çıkar filan demişler. Dolayısıyla bu ravilerin açıklamaları hadis zannedildiğinden hadise ilişilmiş. Demek ki ravilerin hadisleriyle açıklamaları hadise ait değildir. Bunun mutlaka bilinmesi lazım ki hadise itiraz edilmesin. Bunlar bilinmezse Allah korusun hadis-i şerifte hata varmış gibi algı oluşur ve Peygamberimizin o sahih hadisleri Allah korusun inkar edilir. Allah razı olsun. Beşinci asıl inne fî ümmeti muhaddesûn sırrınca bazı ehli keşif ve ehli velayet olan muhaddisin-i muhaddesun ilhamlarıyla gelen bazı maani hadis telakki edilmiş. Evet. Halbuki ilham-ı evliya bazı arızalarla hata olabilir. İşte bu neviden bir kısım hilaf-ı hakikat çıkabilir diyor üstadımız. Şimdi bu 5. asılda ibarelerin tamamı neye dayanıyor? Tefsiri ne olabilir? Bir de muhaddisin-i muhaddesun kimlerdir, ne anlama gelmektedir? Bu gruptaki hem muhaddisin-i muhaddesun olup hem de ihbarı hilaf-ı hakikat çıkması evet. Nedendir? Evet. Bu bir hadis-i şerif mealidir. Buhari'de, Müslim'de geçen yani son derece güvenilir bir hadis. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmetimin içinde muhaddesun vardır buyurmuş. Ne demek? Evet. Yani kendilerine ilham olunacak kişiler demek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra, ahirete irtihar ettikten sonra vahiy kesildi. Evet. Ama ilham anlamında Allah-u Teala kullarına, nasıl meleklerine ilhamı varsa mümin kullarına da ilhamları vardır. Peygamber Efendimiz de ümmeti içerisinde özellikle ilhama mazhar olacak zatlardan haber veriyor. Onlara muhaddesun deniyor. Hadis kökünden geliyor.
Yani kendilerine konuşulanlar, kendilerine bilgi verilenler, kendilerine ilhamda bulunanlar anlamına geliyor. Buradaki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesinin Allah'ın kelam isminin bir tecellisi, kelam sıfatının bir tecellisi olarak bakmak gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiği gibi Allah-u Teala bal arısına da vahyettiğini söylüyor. Hı. Zaman zaman bize ilhamı reddedenler oluyor. Evet. Efendim ilham Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize bildirdiği bir hükümdür. Bunu reddedemezsiniz. Evet. Çünkü وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ Rabbin arıya vahyetti. Aynı ifade. Ama bu haşa peygamberlere gelen vahiy anlamında değil, ilham anlamındadır. İşte bu anlamda Allah-u Teala Allah'ın yüce kelam sıfatı kudret, ilim ve irade gibi sonsuz olduğundan kullarına da Allah-u Teala o kelamıyla konuşuyor. Peki Allah'ın konuşma sıfatı sadece Kur'an'dan mı ibarettir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen kutsi hadisler de aynı bu kelam sıfatındadır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Hı. Rabbim bana bildirdi ki, sahabeler diyorlar, Peygamberimiz Rabbinden bildirdi ki, bunlar ayet değil. Allah-u Teala ayet dışında, Kur'an ayetleri dışında Peygamberimize vahyettiği bazı şeyler var, onların bir kısmına kutsi hadis diyor. Onun dışında da Peygamber Aleyhisselam mesela diyor ki Rabbim bana bildirir. Ha. Peygamber Aleyhisselam bana gösterildi, bana bildirildi şeklinde. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e vahiy dışında da konuşmuş, kelamı olmuş. Fakat Allah-u Teala'nın evliyalara verdiği ilhamlarda bir kısım arızalarla yanlış yorumlama söz konusu olabilir. Çünkü vahiy gibi açık ve net değildir ilham. İlham gölgelidir, arızalıdır. Onu son derece ehil insanların değerlendirmesi gerekebilir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuya dikkat çekerek benim ümmetim içerisinde muhaddesin olduğunu söylüyor. Hmm. Üstad Hazretleri de bu kendilerine ilham olunan zatların bir kısım bilgileri bazı arızalarla yanlış aktarılabilir, yanlış yorumlanabilir. Öyleyse onun yorumu hadisten zannedilirse sanki hadis hatalıymış gibi anlaşılabilir. Doğru. Ne yapacağız o zaman? Ha bu bilgi falan zatın ilhamındandır, hadise ait değildir. Öyleyse o zata aittir bu hata. Yoksa hadise ait değildir diye bunun ayrılması lazım. Peki bunun ayrılmış mı? Elbette ayrılmış. Evet. Eğer ayrılmayanlar varsa zaten işin uzmanlarına sorarız. Ve bunun bize ayrılmasını sağlarlar. Ben bununla ilgili sorunuzda geçtiği için bazı bilgiler vermek istiyorum. Vahiy ile ilham arasında bazı farklar var. İlham mutasavvıflarca ve bazı kişilerce bir delil sayılabilir. Ancak o çoğunluğu bağlayan bir delil ve burhan değildir. Yani bir alim zat, bir veli zat bana böyle bir ilham geldi diyebilir. Bazı insanlar buna uyarak onunla amel edebilir. O kendi bileceği. Ama ümmeti Muhammed o ilhama uymak zorunda değil. Halbuki peygambere gelen vahye ümmeti Muhammed'in uyma mecburiyeti vardır. Birinci fark bu. Evet. İkincisi, vahyin kaynağı kesin ilahidir. Hı. Yani Allah'a aittir. Ama ilhamın kaynağı her zaman ilahi olmayabilir. İlhamın kaynağı başka nedenlerde olabilir. Onun için vahiy kat'idir, kesindir. İlham ise zannidir, kesin değildir. Bir tahmin verir, bir kanaat verir ama herkes için kesin, kat'i bir delil ve burhan olarak bakılmaz. Evet. Bir daha birkaç tane örnekleri verelim. Mesela vahide mündemiş olan risalet bütün beşeriyete aittir. Yani Allah-u Teala'nın peygamberimize verdiği vahiy bütün insanlığı ilgilendirir ve herkesi bağlar. Evet. Ama bir evliyanın ilhamı herkesi bağlamaz. Sadece ona itaat edenleri, onu sevenleri bağlar. Doğru. Uyarsa sevabını kazanır, uymazsa mesul olmaz. İlhamdır çünkü. Bir de vahiy gölgesizdir, saftır ama ilham gölgelidir. İşte o gölgeli olan ilhamlar bazı arızalarla eğer eksik aktarılsa, tam görülmezse orada hata olabiliyor. O hata da hadisten zannedilince haşa peygamberimizin hadisi yanlışmış gibi algılanır. Evet, şimdi sizin aynanız eğer tam düz değilse
karşıdakini yamuk gösterebilir. Evet. Başını büyük, bedenini küçük gösterebilir. Hmm. Karşıdakini ters gösterebilir. Doğru. Aynanızın ters göstermesi karşıdakinin de ters olduğu anlamına gelmez. Aynanızda problem var. Demek ki ilhama mazhar olan zatın bazı arızalarla ilhama sıkıntı girse, hakikati ters görse, o hakikatin ters olduğu anlamına gelmez. Evet. Onun ilhamında problem vardır. İşte alim zatlar bunları çıkarmışlar, bize gösteriyorlar. Avam insan bunlar bilmezse Allah korusun hadisten zannederek hadise itiraz edebilir. Evet, Allah razı olsun. Amin. Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, bu haftaki Sorularla Sözler programımız sona erdi. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.